Şimdi sela ile ezan arasındaki, evet halkımız gerçekten bunu bazen karıştırabiliyor. İkisi de ilahi bir çağrı. İnsanlara dini bir makamla, dini makamla dini bir hatırlatma yapmak. Yani mesela diyelim ki sela şöyle diyelim. Sela mübarek gün ve gecelerde verilir. İnsanlara bir hatırlatma yapılır. Efendim ezansa farz olan ibadetlerin insanlara çağrılması, haber verilmesi. Ey Müslümanlar, buyurun hatırlayın, unutmayın. Bizim Allah'a beş vakit bir sözümüz var. Bu sözünüzü yerinize getirin. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır anlamında. Allahu Ekber diye başlayan beş tane ezanımız var zaten. Beş vakit ezanımız var. Bu sabah makamıyla okunan sabah ezanıdır. Biraz daha içili olur. Mesela şimdi ben dini musiki dersleri de vermekteyim bu arada. Arkadaşlarımızla mesela böyle ders yaparken onlara hatırlattığımız şudur. Sabah namazında, sabah vaktinde insanlar biraz daha böyle şey olurlar. Uykulu. Yataklarındadır. O uykularından onları uyandırmak için ezanı biraz daha böyle yaydırarak okuruz. Vakit sınırı yoktur. Mesela sabah ezanında. Sabah makamı yaparsın, yerine oturtursun, onun efendim geçkilerini yaparsın. Acemaşıran geçkisi makamları bilen varsa Hüseyin'i, son namazın ezanın sonunda söylediğimiz Esselatu hayrun minen nevm. Bunun hikayesi de şudur. Peygamber Efendimiz bir gün sabah namazına geç kalmış. Bilal Habeşi ezana başlamış, hala ışığı yanmamış. Merak etmişler, Allah Allah, Resulullah uyudu mu, kaldı mı, ne oldu, bir yere mi gitti, bir şey mi oldu falan. Derken hayal esselah, Resulullah yok. Hayal el felah, Resulullah yok. Arkasından Esselatu hayrun minen nevm. Böyle evine doğru yönelmiş. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Ondan sonra ışığı yanmış. Resulullah Efendimiz sonra namazı kıldırmaya gelmiş. Namaz sonunda sormuş. Sen ne dedin Bilal? Ya Resulallah, baktım ışığın yanmadı, uyuyakaldın sandım seni evden çıkmayınca. Senden bir hareket göremeyince yani. Tam o cümleleri belki tam oturtamıyorum anlatırken ama. Yani bu konuşmanın geçtiğini az çok böyle anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki namaz uykudan daha hayırlıdır dedim. Es-salatu hayrun minen nevm. Bilal, bunu her sabah söyle, oldu mu? Çok güzeldi bu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve onu söylemek de sünnettir. Peygamber Efendimizin sünnet dediğimiz Peygamber Efendimizin yaptığı şeyler veya yapın diye tavsiye ettiği şeyler veya takrir ettiği şeylerdir sünnet demek. Bu haliyle bu hale gelmiş Salatu hayrun minen nem Hüseyin'i makamında okunur. Mesela biz bunu örnek verelim şimdi. Hayya alel felah. Sabah makamı gidiyor şimdi. Hala Resulullah'tan bir haber yok. İkinci hayal felah geliyor. Hayya alel felah. Hala şey yok, hareket yok. Es-salatu hayrun minennem ezana sonradan girdiği için bunun Araplar döneminde, Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde sabah ve Hüseyin'in makamı okunur diye bir kaynağı, öyle bir şeysi yok. Lütfen bunu böyle anlamayalım. Biz Osmanlı zamanından bahsediyoruz. İnsanlara burada farkındalık oluşturmak amacıyla Bilal-i Habeşi'nin o sözünü Hüseyin'in makamı, sabah makamından çıkmışız da Hüseyin'in makamı okumuş. O da şöyle. Es-salâtu hayrun minen nevm. Bunu bir daha tekrarlıyor. Es-salâtu hayrun minen nevm. Sonra sabah makamına geri dönüyor. Sabah makamına. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Şimdi sela ile ezana gelirsek, sela insanlara dini günleri, dini özel günleri, kandil gecelerini, regaib kandili, miraç kandili, efendim işte berat gecesi, kadir gecesi gibi durumları, özel günleri hatırlatmak için yapılan bir çağrı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve onun aline ashabına böyle salatı selam, selam göndermek. Resulullah, es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Sana selatı selam olsun ya Resulallah. Yani yoldan geçerken birisine biz ne diyoruz? Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, lütfu, inayeti senin üzerine olsun dediğimiz
biraz daha Efendimiz'e böyle coşkulu, makamsal haliyle ta buradan Medine'ye, Ravza'ya Efendimiz'e salat gönderiyoruz. Ve insanlara bu salatı, selamı, Efendimiz'e olan selamı neyle gönderiyoruz? Makamsal duyuruyla. Artık insanlarımız buna alışmışlar. Osmanlı ecdattan beri böyle geliyor bu. Es-salâtu hayrun minennem. Nasıldı sabah ezanında? Bu da es-salâtu hayrun minennem. Hüseyin'in makamı oldu. Şimdi selaya gidince es-salâtu es-selâmu aleyk diyor. İnsanlar kulak kapartıyor. He, yarın cuma diyor mesela. Yarın cuma diyor. Neden? Perşembe akşamları verilen selanın da hikmeti budur. Bugün yatsıdan sonra bu akşam yapılan bütün ibadetlerde çok sevap vardır. İnsanlar gusüllenin, temizlenin, hazırlanın, ütülenin. Yarın cuma bizim mübarek günümüz hatırında, babında yatsı ezanlarından önce böyle bir hatırlatma yapılmış. Biz de çoluk çocuğumuz da mesela ne yaparız? Hazırlarız onları. Oğlum hadi giyin yavrum, bugün cuma akşamı bak. Cuma akşamı. Yani yarın cuma. Çocuğu hazırlarız, götürürüz cumaya. Deriz ki yavrum bak, cemaatte namaz kılarız biz. Çocuk o kültürü alır. Cuma akşamları. Hiç bir hatıram var, anlatayım bilmiyorum, anekdot. Şimdi bizim mahallenin, benim görev yaptığım mahallede bir sarhoş vardı. Devamlı içer. Hocam bir türlü kurtulamıyorum, bir dua et ne olursun derdi. Benim görev yaptığım bir camide eskilerde, geçmiş yıllarda. Allah selamet versin. Hocam bak, beni içiyor falan zannedip de Müslüman değil sanma, ben Müslümanım lütfen derdi bana. Ne demek derdim ya, ve tokalaşmak istedim onunla. Selamlaştık. Hocam şimdi ben, bana dokunma, ben abdestini bozarım senin falan. Böyle de bir saygılı adam. Allah kurtarsın, inşallah kurtulmuştur da eminim ona öyle olduğuna da. Tokalaşmaya çalıştım, tokalaşmadı, abdestini bozarım falan gibi şeyleri söyleyince ben dedim Müslümanım hocam dedi. Şu selalar dedi okunurken dedi perşembe akşamları, bugün cuma akşamı içme ya, bak sana hatırlatıyor hoca, görmüyor musun gibi böyle bir anekdotum var. Hocam senin sayende böyle cuma akşamları içmiyordum ya, utanıyordum çünkü Allah'tan senin o hatırlatmalarınla derdi. Sağ olsun, Allah selamet versin. Arada bir görüşüyoruz böyle. Şimdi bu insanlara hatırlatma. Perşembe selası bu. Bir de bizim darbeyle en son 15 Temmuz 2016'da böyle bir hadise yaşadı Türkiye. Vatanımız, milletimiz, devletimiz. Bunun ne yaptık biz? Bütün bize gelen talimatla, çok da güzel oldu. Bütün Eskişehir, Türkiye'nin bütün illerinde, bütün camilerinde salatı selamlar okundu. Yani selalar okundu. Ey insanlar, hazırlıklı olun. Bu vakitsiz okunan şu sela muhakkak ki vatana, millete, devlete bir kalkışma, bir kalleşlik hatırlatmasıdır. Toplanın, bir olun. Biz zaten bir bir milletiz. Tek yüreğiz, tek vatanız, tek milletiz. Bizde ayrım kayrım olmadığı gibi bütün insanlar, bütün Çerkezimiz, efendim Macurumuz, Manavımız, Kürdümüz, Alevimiz, hepimiz biz tek bir milletiz. Bu bize hatırlatma yapmamızı talimat veren büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız dediler ki siz ne yapın? Hatırlatın bu insanlara böyle bir şey. Eğer ki vakitsiz bir sela duyarsanız bu sela vatan, millet, bayrak meselesidir. Artık vatan, milletimiz de bunu böyle algılamış oldu, öğrenmiş oldu. Sela ayrı ayrı bir makamları var. Aslında biz Türkiye'de hep Hüseyin'i makamı sela veririz. Cenaze selası vardır. Mesela gelirler bize derler ki hocam bir sela okuyabilir misiniz? Mesela görev yaptığımız mahalle, muhit üzerinde bir komşumuz, esnafımız, benim burası esnaf camisi. Burada birisi vefat etti hocam, bir ilan edebilir miyiz? Tabii ki. Yine Resulullah'a salavatla başlayan, onu övgüyle başlayan bir hatırlatma. Ama makamdan insanlar şunu anlıyorlar. Mesela sabah makamı neyle göstersem olur mu? Tabii neyzen olduğumuz için neyin de sesini duyurmak lazım dediğimiz gibi. Mesela şimdi Hüseyin'in makamı gösterelim. Thank you.
Es-salâtu es-selâm aleyk. Aleyke ya ya Resulallah. Bu Hüseyin'in makamı. Bir de mesela dedik ya hani ölüm hatırlatması gibi diyelim. Bazı memleketlerimizde, bazı yörelerimizde bizim Türkiye'mizde şöyle bir mesela sabah makamı. Sabah makamı biraz daha insana bir rehavet, bir şey veriyor. Böyle bir manevi duygu hatırlatması, uhrevi bir hava estiriyor. Yani şöyle ki makamdan da anlayacağımız üzere bu makam biraz daha dikkat kesiliyor herkes. Ben Kütahyalıyım. Aslen Kütahya'da böyledir mesela. Sabah makamında sela verilirse öğlenden veya ikindi namazından önce bir cenaze var. Acaba kim vefat etti? Kulak kabartılır. Es-salâtu ve's-selâmu aleyk. Aleyke ya ya Resulallah. Biz tabi burada örnekleme gösteriyoruz. Tabi minaredeki hava daha bir başka oluyor. Tabi neyle böyle ilahi orada okumuyoruz, öyle bir şey yok. Hani anlamasınlar. Mesela Hüseyin makamı ben sela veriyorum gerekiyor. Veya sabah makamı ya da segah makamı gösterelim. Segah makamı yapalım mesela. Es-salâtu ve's-selâmu aleyk. Aleyke ya ya Resulallah. Bazen öyle oluyor ki ben mesela kendi akrabalarımdan, kendi dedemin çok sevdiğim dedem, kendi selasını kendim verdim. Hep böyle insanların, Müslümanların, akrabaların, komşuların, tanıdıkların ama yakınlarınkinin selasını vermek daha bir farklıymış. Mesleki olarak bunu da gördük cami görevinde. Sela bir hatırlatmadır. Dini günü
dini günün yaklaştığını ya da o gecenin dini bir gün olduğunu, ey Müslümanlar biz gafil insanlarız, dünyalık hayat bizi Allah'tan, Allah yolundan ve şeytanın ve nefsimizin de destekleyerek bizi dünya işleriyle öbür uhrevi halimizi, hayatımızı unutturuyor. Lütfen unutmayın, bugün dini bir gece ya da yarın cuma hazırlanın, hazırlık yapın. Allah'ın huzuruna, yani hani deyim yerindeyse, bomba gibi çıkalım. Ben geldim ya Rabbi, buradayım. Bunun hatırlatması yapılmakta, hani temizlik dinin yarısıdır dediğimiz gibi biz perşembeden başlarız. Hatta bizim askeriyemizde nedir? Cuma günleri silah temizliği bile yapılır. Türk müziğinde 450 küsur makam olduğunu biliyoruz. Hepsinin birbirine 13 ana makam var. 13 tane ana makam var ama bu makamlar üzerinde mesela bizim Fatih Koca hocamız var Ankara'da. İlahiyatçı, bu dini bir musiki uzmanıdır kendisi de. Fatih Koca hocamız da bu konuda tez yazmıştı. Buraya da gelmişti, konuşmuştuk bizle. O kadar çok sela var ki, anlatmıştı bize. Her yörenin kendine ait selası var diyordu, makamları. Mesela ben yeni imamlara 2017 yılında Antalya'da eğitim semineri olmuştu. 4 ay imamlık vazifesi, müezzinlik görevi nasıl icra edilmesi falan. Ben öğretici olarak gitmiştim oraya. Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlendirmesiyle. Oradaki arkadaşlarımıza sela verilirken mesela Doğu'dan, Diyarbakır'dan bir arkadaş geldi. Sela dersimiz, sela çalışması yapacağız. Dedim ki ben selaya girmeden siz bir girseniz nasıl, ne biliyorsunuz? Yani yörelerinizde, değişik yörelerden arkadaşlar var çünkü. Çok değişik böyle ağıt gibi olanlar var. Yani bize göre şu anda İç Anadolu veya ne bileyim Ege, o taraflara çok tuhaf gelecek. Ama oralarda insanları ağlatacak seviyede olanlar var. Örnek vereyim mi mesela? Es-salâ Biz buna barak havası deriz, bozlak deriz, uzun hava. Ama oralarda artık bu onları hakikaten böyle iyice kültür haline gelmiş. Malatya'sı, Diyarbakır'ı, Doğu illeri, Güneydoğu illeri, efendime söyleyeyim Karadeniz, İç Anadolu, Ege biraz daha birbirine yakın geliyor. Fatih Hoca hocam olsa keşke anlatsa onları böyle. Fatih Hoca'ya da selam olsun, hocamıza da. Hakikaten onun ben dinlemiştim. Bizzat kendisi çok çok değişik makamlar. Dilke Şahveren makamı vardır mesela, Osmanlı'dan gelen. Hüseyin'i makamı gider gider, Uşşak, Bayati. Bunlar hep aynı karardır muzikiyle. Biz muziki bilenlere şöyle söyleyeyim. Dügah karar mesela. Uşşak makamı, işte onun çoğulu kardeşleri vardır, akrabaları. Efendim Hicaz'dır, Saba makamıdır, Karciğer'dir, Kürdi'dir, Bayati'dir. Uşak da hep yakın akrabadır bunlar hep birbirine. Oradan Dilke Şahveren'e böyle makam birden alt üst olur, aşağı doğru iner. Aşağı inersiniz seste, böyle daha bir kalın bir ses verir. Bu var mı hocam? Bu örnekleme yapmaya çalışalım. Es-salâtu ve's-selâm. Aleyke ya ya Resulallah. Böyle iniyor çıkıyor, kararları değişiyor, ses perdeleri değişiyor. Biraz da müzikten anlamak lazım. Dinleyenlerin kulağına hoş gelir. Her dinleyen de müzikiyi anlayacak diye bir kaide yok. Yani mesela dinleyiciye hoş gelecek. Kalbe işleyecek. Kalbe işleyecek, hitap edecek. Benim görev yaptığım yine bir yerde bir anım var. Yazık şey böyle kendi biraz rahatsızlığı vardı bacaklarından, yürüyemeyen birisi. Kendini artık biraz böyle dışlamış hayattan falan. Küçük bir camı vardı, camı açardı. Camdan hocam bir gel derdi. O da hep içerdi. Hocam sen sabah ezanına başlayınca kendimden geçiyorum hocam. Şu müret beni bu kadar kendinden geçirmiyor derdi. Ya içme şunu falan, çok böyle telkinler etmiştim. Tamam hocam, tövbe edeceğim, içmeyeceğim falan. Bu senin okuduğun işi bildiğini anlatıyor. Ben müzik falan bilmem. Ama senin bu işi bildiğini anlat, belli yani. Gerçekten işliyor şunu ama sen öyle deyince aklıma geldi. Buraya vururdu. Böyle pat pat şuralara işletiyorsun hocam derdi. Öldü, Allah rahmet eylesin inşallah. Allah tövbe etmiştir, biz de şahidiz, tövbe edeceğim diyordu.
Sela ezanla nasıl diyeyim, aynı yolun yolcusu diyelim. Sela ezanla aynı yolun yolcusu ama kategorileri farklı. Birisi sünnet, birisi farz ibadetin çağrısı. Selanın şöyle farzla yakınlığı var. Ertesi gün cuma namazı üzerinizde farzdır. Toparlanın, kendinize gelin, dik durun. Unutmayın ertesi günün cuma olduğunu hatırlatmasıdır. Bugün cuma akşamıdır. Cuma, yani gün akşamdan başladığı için, mesela bugün pazartesi diyelim, pazartesi akşam ezanı okunduktan sonra artık pazartesinin günü bitmiştir, salının akşamı başlamıştır. Bunu hatırlatmaktır. Perşembe günü bitti, artık bu akşam cuma akşamıdır. Unutmayın anlamında bir sözdür yani. Şimdi şöyle bir mantık, amirlerimiz, müftülerimiz, böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığımız, Eskişehir'de başladı ilk bu pilot ezan okuma sistemi. Şimdi ezan bazen insanı yolundan giderken çevirir. Öyle bir ezan olur ki adam günah işlemeye giderken aynı Hazreti Ömer'in kendi kız kardeşiyle eniştesini kesmeye giderken Kur'an sesiyle döndüğü gibi düşünün. Öyle bir işliyor ki Müslüman olup geliyor. Yani bu eski mesela İstanbul'da yaşayanlardan Ermeni olup da başka din mensubu olup da bir ezanla öyle bir ezan sesi duyup da insanı çeviriyor. Dinini, diyanetini çeviriyor insan. Yolun istikametini değiştiriyor. Bu işi bilen insanlar, makamlı insanlar, Eskişehir'de böyle bir şey başlatalım, bir okuyalım. Ne elde edeceğiz, nasıl olacak? Şimdi vakit mesela aynı vakittir. Bütün Eskişehir'de hep vakit aynıdır. Aynı saatte ezan okunur. Birisi oradan başlar hocamızın, birisi oradan hoca arkadaşımızın başlar. Makamlar değişir falan böyle olmasın. Ne olsun? Sabah makamı sabah ezanında okunur. Öğlen ezanı uşak makamı okunur. Efendim ikindi ezanı rast makamı okunur. Akşam ezanı segah makamı okunur. Yatsı namazı da Hicaz makamı okunur. Bu Osmanlı'dan gelen bir kültürdür, gelenektir. Arada yatsı ezanı böyle nihavendtir, suzinaktır, böyle değişik makamlarda okunmuş, okunmamış değil. Bu yüzden insanları biraz daha etkileşim olsun, güzel sesli arkadaşlar seçilsin. Böyle ezanında, makamında biraz daha böyle dirayet göstermiş arkadaşlar. Biraz daha belirlenmiş. Bakalım neler olacak? Bu pilot bölge seçilmesinin sebebi buydu. Verim alındı mı? Evet. Baştan bir yadırgamalar falan oldu. Tek ezan nasıl olacak? Tek kişi okuyor bütün Eskişehir'de falan gibi şeyler oldu. Olmadı değil. Ama onlar da aşıldı. İnsanlar şimdi alıştılar. Şimdi ezanda bir arıza olsa, mesela hocalarımız şimdi izine çıktı diyelim. Cihazı takıyorlar mesela kendileri. Biz merkezden okuduğumuz zaman oraya da gidiyor. Şimdi bir de Diyanet İşleri Başkanlığımızın, ben bu işin içindeyim, ezan eğitim kursları var. Ben birebir bu ezan kurslarını veren birisiyim. Hoca arkadaşlarımıza hangi makamda, hangi vakitte, hangi makam ezan okunur? Bunların dersleri var. Derslerini veriyoruz. Bu kısa bir dönem, bir veya iki aylık bir dönem kurs görüyor arkadaşlarımız. Bu kursun sonunda bir imtihana tabi tuttular. Ne öğrenmişler? Kendi camilerinde okuyabilirler mi? Bu yeteneklerini kazanmışlar mı? Bu kurs onlara ne vermiş? Onları test ediyor hocalarımız. Beraber sınav ediyoruz onları komisyonla. Bu belgeyi, ezan bitirme belgesini alan arkadaşlarımız kendi camisinde ezan okuma hakkına sahipler. Okula okuyabiliyorlar. Ha, diğer arkadaşlarımız okuyamaz mı? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Bazen arkadaşlarımız diyor ki hocam öyle bir geliyor ki kapatıyorum cihazı diyor. Gönülden şöyle bir Hicaz okuyayım, yatsı falan gibi falan. Mesela öyle de var. Yani kesinlikle öyle bir şey anlamasın vatandaşımız da. Hani hocalar artık kesinlikle ezan okumaktan yasak falan bir şey değil. Açıp okuyabilirler de. Yeteneği olan arkadaşlarımız okuyabiliyorlar. Hocamızın hastası oluyor. Mesela efendim işte kendisi rahatsız olabiliyor, izine çıkmış olabiliyor, anne babası hasta oluyor, memleketine gitmesi gerekiyor. Şimdi oradaki tek yer öyle olunca, oradaki kişiler de hani işin kritiğini bilmediklerinden sırf ezan okumak için okumasınlar. Biz cihazı takalım, merkezden nasıl olsa ezanımız geliyor. Normalde arkadaşlarımız artık ezanlarını okuyorlar çoğu camilerde. Mantık da buydu. Güzel ezan olsun, tek ezan olsun, makamlı okunsun, musikiyle dokunsun amacı vardı bu.